Beplaz sunar. Herkese merhaba. Özellikle iş hayatının içinde olanların, özellikle de bir takım zaman yönetimi, proje yönetimi, stres vesaire vesaire. Aslında hepimizin gün içerisinde yaşadığı sorunları olanların çok iyi dinlemesi ve izlemesi gereken bir bölümle karşınızdayız. Bildiğimiz üzere iş hayatı son yıllarda artık tamamen dışarıdan verilen danışmanlık hizmetleri ya da alınan bu tarz hizmetlerle yürümeye başladı. Salt okul eğitiminin ya da başka eğitimlerin iş hayatına girince buna yetmediğini hepimiz deneyimleyerek öğrenmeye başladık. Bu yüzden bu anlamda danışmanlık veren firmaları ve eğitimlerini ayrı ayrı incelemek ve görmek gerekir aslında. Bu anlamda Bursa'da yakında başlayacak olan bir eğitimi sizlere aktarmak istedik ki özellikle Bursa gibi çalışan sayısının çok fazla olduğu bir ilde neler yapılıyor biraz görün. Bu vasıtayla biz sizlere ulaştırmış olalım. Tulparas danışmanlık adına Emine Özcan bizimle birlikte. Aile içi iletişim uzmanı kendisi ama biraz sonra eğitimleri anlattıkça göreceksiniz ki aslında sadece bir aile içi iletişim uzmanı değil. Doğru mu söylüyorum? Öncelikle merhaba herkese. Buradan Tulparas Eğitim Ailesi adına ben de merhaba demek istiyorum. Evet, sadece iletişim uzmanı değil, yani kurumsal iletişim de var geçmişimde, eğitim hayatında. Ama ben bir mühendisim ve mühendis temelli bir hayatı iletişim üzerine oturtup, o yüzden bambaşka çözümler bulmamız lazım dediğimiz bir eğitim programıyla şimdi karşınızdayız. Çok mu sorun var ki iletişimde, niçin vazgeçtin? Şöyle vazgeçtiğimiz nokta demeyelim, çözüm bulmamız lazım. Çünkü zaman çok kıymetli. Zaman çok kıymetli, niteliklerimizi arttırmak konusunda nokta atışı eğitim almak istiyoruz. Hepimiz az önce dediğiniz gibi okulda aldığımız eğitimler bazen duvara çarptırabiliyor bizi. Çünkü pratikle i̇şte teorik... İşte girişte onu demek istedim. Evet, işte sizin dediğiniz gibi. O yüzden teorikle pratik her zaman eşleşmiyor. O yüzden deneyimlerin aktarılması, nesiller arasındaki bilgi aktarımı... Şimdiye kadar hepsi geliyordu ama şimdi asıl olan bir Y kuşağının hakimiyetinde bulunduğumuz bir iş dünyasından bahsediyoruz. Ama eğitim sistemine bakıyoruz. Bundan 40 yıl öncesinin eğitim gerçekleriyle beraber yürüyor. Burada bir uyuşmanın beklemesi mümkün değil. Yani jenerasyon değişiyor, hayatımızda her şey çok hızlı, internet dediğimiz bir gerçeğimiz var. Bunun dışında iletişimde artık sosyal medya gibi farklı platformların içerisinde kendimizi var etmeye çalışıyoruz. Zaman zaten çok kıymetliydi ama şimdi tekrar olmayacak başka bir boyutta kıymetleniyor. Aynen öyle. Şimdi ben özel şirketleri görüyorum. Genç mühendis arkadaşlar farklı pozisyonlarda işlerine başlıyorlar. Veya bu tarz pozisyonun öne çıktığı yönetimlerde görüyorum. Bu arkadaşların birçoğu işe başlıyor. Ancak bir süre sonra görüyoruz ki işte sizin hizmet verdiğiniz alanların birçoğuna bunlar tekrar bir eğitime gidiyorlar. O zaman bir boşluk var ya da bir eksiklik var bizim göremediğimiz. Sizi de oraya iten bu girişte bahsettiğiniz şeyle birlikte. Bu bir farkındalık. İhtiyaç. Şimdi Tulparas Eğitim bu hayatı kolaylaştırma rehberi adı altında ortaya çıkarttığı bir platform. Biz Tulparas Eğitim ailesi olarak eğitim kelimesini de çok içimize sindiremiyoruz. Eğitim, ağır bir şey değil mi? Eğitim eğmekten gelir. Evet. Şekillendirmekten, bir kalıba sokmaktan. Ve biz diyoruz ki hayır, sen ol. Bizim 2019 mottomuz bu olarak çıktık. Yani sen ol. Bir insan ne kadar kendisi olabilirse o kadar faydalı olabileceği gibi kendini tanıma yolculuğunda da artı bir değere geçecek. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz biz? Bu 20 yıllık iş hayatında var olduğumuz süreci sentezlediğimizde okuldaki eğitim tamam ama kişisel gelişim adı üstünde kişinin kendisiyle olan iletişimiyle ilgili bir şey. Bir çocuk muhteşem bir şekilde en doğru haliyle nefes alarak doğar. Yani bir bebeğin nefes alışını seyredin, tamamen kusursuzdur. Ama biz büyüdükçe o stresle, yaşam kaygısıyla, zaman koşuluyla birlikte önce nefes almayı unutuyoruz. Şimdi nefes almayı unuttuğumuzda bu bizi 1-0 geri atıyor. Nedir bu? Stresle başa çıkmakta zorlanıyoruz. Nedir bu? Duygularımızı tanıyamadığımız ve tanımlayamadığımız için farklı bir şekilde dışarıya öfke olarak yansıyan bir hareket
sergisi yapıyoruz. Bu bazen sözel şiddete, bazen fiziksel şiddete, pek çok boyutuyla beraber iş yerlerinde mobbinge uygulayan, varan uygulamalarla karşılaşıyoruz. Benim danışanlarımın, genç danışanlarımın bir kısmı bu konudan inanılmaz muzdarip. Diyor ki hayır, bana mobbing uygulanıyor. Ama biliyorum ki patronuyla konuştuğumuzda sadece onu harekete getirebilecek bir stres yüklemesi yapmaya çalışıyor. Burada ne giriyor devreye? Bir, dinlemiyoruz. Nesiller arası değil, biz anne baba çocuk arasında da, eşler arasında da, çalışanlar arasında dinlemiyoruz. Sadece duyuyoruz. Bir şey soracağım. Niçin hayatının kontrolü sende? Niçin böyle başlık? Hayatın kontrolü sende, bir sürece hakim olursun ya da birisinin yazdığı süreçte sana verilen rolü oynarsın. Bizim iddiamız burada. Diyoruz ki bir insan kendiyle hemhal olmaya başladığında, kendini tanımaya başladığında, kendi hayatında var olan süreçleri, kimin ne kadar müdahale edebileceğini, nerede duracağını, nerede nokta koyup nerede virgül koyacağını bilir. İşte bu hayatın kontrolüne geçmek demek, hayatın dümenine geçmek demek. Ama biz şimdiye kadar çok sorgulamadığımız için, bize verilen görevleri yerine getirdiğimiz için birilerinin kararları üzerinden sadece şikayet eder buluyoruz kendimizi. Şimdi bir çevremize bakalım. İşinden şikayet, eşinden şikayet, çocuğundan şikayet, yaşadığı hayattan şikayet, mali sorunlardan şikayet. Ama bu şikayet olayını o kadar normalleştirdik ki, danışanlarıma ilk sorum, peki sen ne yapıyorsun? Ben bana göre verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Peki bu mu? Sana verilen görev doğru mu? Sorgulamıyoruz. Sadece hiyerarşik bir düzende bizi konumlandırılan yerde kendimizi mutlu hissetme çabamız var. Bu insanoğlunun doğal yapısıyla da uyuşan bir durum değil maalesef. Şunu soracağım. Şimdi ben arka tarafa baktığımda sizin bu broşürünüzü, bir dizi eğitim görüyorum, evet, program. Şimdi bu şey de yapılabilirdi. Bir başlık açılırdı. Birçok durumda ve konumda böyle. Bu sene boyu verilebilirdi. Niçin böyle yoğun ve hızlı ve gün aşırı bir şey tercih ettiniz? Ama bu gün aşırı değil aslında. 2 aylık bir program. 2 aylık yani gün aşırı derken onu kısa süreye koyulmuş bir nevi şey. Bu bir zor bir şey yani bu. Bu bir farkındalık süreci. 2 ay, her ay, yani her hafta bir konu. Bizim eğitimimizi, bu seriyi diğer eğitimlerden ayıran şey nedir diye sorma çabasındaysanız, evet, onu şöyle cevaplayalım. Hani niçin böyle zor bir şeyin altına girdiniz? Kolayını da yapabilirdiniz değil mi? İnsan bildiği şeyi anlatmakla mükellef. Hı hı. Bildiğiniz şey sadece sizde kalıyorsa bunun yükünü taşımak çok farklı bir şey. Ben biliyorum, hay Allah demek değil bizim yaptığımız şey. Ben biliyorum, anlatmalıyım. Ben fark ettim, anlatmalıyım. Bugünkü farkındalığım bu. Yarın bambaşka bir yere sürükleneceğiz. Ama karşımızdaki insanın hayatı nasıl kendine zorlaştırdığını gördüğümüz zaman bir şeyler yapmak zorundasınız. Bir yangın var ve kenarda kalıp seyretmek gibi bir lüksünüz yok. Bizim buradaki iddiamız ne? Evet, hayatı kolaylaştırabiliriz. Hayatı farkındalığımızla kolaylaştırabiliriz. İletişim becerimizi bilmiyoruz. İletişim sorunlarımız var ama farkında değiliz. Dinleyemiyoruz, dinlemediğimizi farkında değiliz. Ya da duymayı dinlemek zannediyoruz ama bu konuda hiç düşünmek için bir ortamın içerisinde olmadık. Çünkü kimse bize bunları anlatmamış olabilir. O farkındalık noktasına, ihtiyaç noktasına gelmemiş olabiliriz. Nefes alıyorum, işte hayattayım diyoruz. Ama doğru nefes almanın ne kadar önemli olduğunu, yaşamındaki bütün, yani pek çok duygu durumunu ve fiziksel problemlerini belki de engellemek konusunda sana nasıl yardımcı olabileceğini belki farkında değilsin. Stresle başa çıkabilme yöntemi diyoruz. Sen belki de stresi hiç ilişkilendirebileceğin bir platformda olmadın. Kimse sana bu konuda ne yapman gerektiğini anlatmadı. Ya da çok mu kötü bir şey? Belki değildir değil mi? Stres... Şimdi bizim bu eğitimde mesela stres konusunu ve öfke yönetimi konusunu psikolog bir arkadaşımız, eğitmen arkadaşımızla anlatıyoruz. Bizim derdimiz şu, her konuyu en iyi bilen anlatsın. Nefesi nefes koçu arkadaşımız anlatsın. Etik konusunu bir avukat arkadaşımız anlatsın. Motivasyon konusunu hayatı farklı deneyimleyebilen ama süreç yönetimine de haiz olan, gerçekten bu konudaki yetkinliğe sahip biri anlatsın. Eğitim başlıklarını alalım mı bu arada tam da?
özellikle katılmak isteyen, faydalanmak isteyen? Çünkü iletişimde oyunlaştırmayı anlatıyoruz. Çünkü iletişim gücümüzü belirlerken bir çözüm vermemiz lazım. Bu eğitimin en büyük artılarından biri bu. Bir, bu 8 hafta sonunda, yani 2 ay sonunda kendi farkındalığına varan insan kendi şu soruyu da soracak. Benim iletişim gücüm nerede? Tamam, ben bu sorunu tanımlayabiliyorum ama cevabım, biz bu eğitimlerin hepsini sorun tanımlama ve alternatif bir cevap bulabilecekleri bir platform sunmayla beraber veriyoruz. Reçete gibi bunlardan yazmışsınız. Evet, reçete gibi ama bu şöyle bir ilaç değil. Bu sana da iyi gelir, bu sana da iyi gelir. Bu son zamanlarda çocuklarla ilgili çok fazla kitap var. Az önce programdan önce konuştuğumuz konu. Her çocuk birbirinden bağımsız. Her çocuğun parmak izi, nasıl hepimizin parmak izi birbirimizden farklı. Her çocuğun olayları algılama ve farkındalık şekli de başka. Aynı ailede, aynı baba, aynı ortamda büyüyen iki kardeş nasıl birbirinin aynısı bir algıda büyümüyorsa, bir kitaptaki öğretiler üzerinden bütün çocukları yetiştirmek gibi bir lüksünüz yok. Bir öğreti bir çocuğa çok iyi geliyorsa diğerine iyi gelmeyebilir. Ve bu biz yetişkinlerde de böyle. Biz büyürken stresle başa çıkabilme noktasında ayrışıyoruz birbirimizden. Sizin stres olarak bile adlandırmadığınız, normal karşıladığınız bir durum, bir başkasını 2 hafta ona maruz kaldığında yatak döşek yatırabiliyor. Bu farkındalık eğitimi dememizin nedeni bu. Hı hı. Her konu başlığını 2,5 saat anlatıyoruz. 2,5 saatlik bu eğitimden çıktığında kişi kendine daha cesur sorular sorabiliyor. Evet, ben bu durumda neredeyim? Çünkü bir farkındalık eğitimi genel bir algı. Benim bu konuda daha ileri seviyede bir şey yapmaya ihtiyacım var mı? Nefes eğitimi ben şimdiye kadar hiç almadım diyen bir sürü danışanımız var. Geliyor, ya evet ben doğru nefes almıyormuşum. Ben doğru nefes almayı öğrendim ama aslında ben bu konuda biraz daha çalışmalıyım. İşte farkındalık bu. Ya da şöyle tepki alıyor musunuz? Ne alaka nefes eğitimi ya? İş yaşamı için biz bunu biraz hani kolay edelim falan gibi. Başlangıçta mutlaka ama eğitimi aldıktan sonra hiç. Hı-hı. Çok geç kalmışım lafını çok duyuyoruz ama. Peki başlıkları iyice anlasın istiyorum izleyenler. İletişimde oyunlaşma dediniz. Nefes eğitimi başka neler var? Yine böyle mesela kişisel dikkat motivasyon, stres yönetimi, zaman yönetimi, etik, ahlak, hukuk, bunu çok önemsiyorum. Çünkü hepimiz hukuk bizi nerede konur, kanunlar bizi nerede korur derken etik ve ahlak kavramını bir şekilde hep göz ardı ediyoruz. Oysa sosyal yaşamda var olabilmek ve kendinizi kabul ettirebilmek için ahlak kavramını gerçekten içselleştirmemiz lazım. Şimdiye kadar mesela hep şu var. Özellikle kamu kurumlarında ya da büyük ölçekli şirketlerde ya o da aynı parayı alıyor, ben de aynı parayı alıyorum ama işte o çalışmıyor, ben deli gibi çalışıyorum. Oysa ahlak kavramınız yerine oturduğunda benim gönlüm çok rahat, ben yapabileceğim her şeyi yapıyorum dediğinizde bakın sizi mutsuz eden bir düşünceden bir anda uzaklaşıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki artık o da bunu bir ara fark edecek. Çünkü yapabileceğiniz şeyi yapmamak bir tercih midir? Ama bu tercih, evet, ama bu tercihin bir sonucu olmalı. İşte bunlar ahlaki değerler, etik kavramlar. Yani iki aynı olayı inceliyorsunuz. Diyorsunuz ki hayır bu hiç etik değil ama olayın arkasındaki ilişkilendirmeler zincirini ortaya döktüğünüzde biri daha mazur görülebilir oluyor. O zaman nedir bunlar? Bunları zamanı geldiğinde doğru noktalardan konuşmamız lazım. İşte bu etik, ahlak, hukuk kavramı çok iç içe geçmiş, çok rahat kullandığımız ama kavramlarına hakim olmadığımız konular ve bir avukat arkadaşımızla beraber bunu masaya yatıracağız. Sonra öfke kontrolü diyor ki mesela ben öfkemi kontrol edemiyorum. Eve gidiyorum ve ya çok üzgünüm ama yani eşime istemesem de sonradan çok pişman olsam da şiddet uyguluyorum. Sözel şiddet bile olsa bu beni çok rahatsız ediyor. Evet. O zaman işte bunun arka tarafında bu sizi rahatsız eden bir detay ya. O zaman şunu sorduruyoruz. Öfke ne? Eğer ofiste motivasyonunuzu düşüren unsurlar varsa, kendinizi gerçekleştirme noktasında karşınıza çıkan engellerle baş edemiyorsanız şöyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz. İçten içe öfkeleniyorsunuz. Ama aslında sizin motivasyon probleminiz var. Oradaki olayı kaldırmanız gerekiyor. Ve bu size bir stres yüklüyor. Ve sizin kaldırabileceğiniz bir stresin üzerinde olduğunda bu sanki öfkeymiş gibi
kendinizi gerçekleştirebileceğiniz bir noktada dışa patlıyor. Ama orada aslında evet öfkeyi ve bu süreci yönetme problemimiz var ama kaynağını bulduğunuzda işte o zaman hayatı gerçekten kolaylaştırıyoruz. Evet, ben kendimi gerçekleştiremiyorum. Benim aslında potansiyelim burada ama ben iş yerinde çok daha azıyla yetinmek zorundayım. O zaman acaba yeni bir başlangıç mı yapmak zorundayım? O zaman acaba yeni bir yola mı çıkmak zorundayım? O zaman acaba beni fark etmeleri için, kendimi yapılandırmam için yeni sorular mı sormam lazım sorusunu sordurduğumuz an hayatınızı birazcık daha kolaylaştırmış oluruz. O eğitim amacına ulaşıyor. En son bölümde de 8. konumuz ilişkilendirme. Bu farkındalık eğitimlerini aldıktan sonra kişi bunları kendi gerçekleriyle, yani hepimiz aynı eğitimi alabiliriz ama sizin yaşadığınız hayatla benim yaşadığım hayat aynı değil. Sizin yaşadığınız hayattaki var olma oranıyla her konunun benim hayatımdaki aynı değil. O zaman ben bir ilişkilendirme zinciri kurabilmeliyim. Ve bunu bir yönetici arkadaşımız, değişim yönetimi uzmanı bir arkadaşımız anlatıyor. Yine mühendis kökenli bir arkadaşımız anlatıyor. Ama gerçek hayata, günlük hayata indirgeyerek anlatıyor. O zaman ben diyorum ki, evet benim bir öncelik sıralaması yapmam lazım. Bu farkındalık eğitimi aldığınızda bunları zincir şeklinde birbirine taktığımda yeni bir ben olarak neden çıkmayayım? Neden hayatımı daha kolay ve bana hizmet eder şekilde yaşamayayım? Bunu dedirttiğimiz zaman bu eğitim amacına ulaşmış oluyor. Ama bu eğitimin şöyle bir artısı var. 2,5 saat her hafta bir konuyu uzmanıyla beraber, her konuyu başka bir arkadaşımız anlatıyor. Hani psikologumuz var, hukukçumuz var, değişim yönetimi uzmanı arkadaşımız var, koordinatör arkadaşlarımız var, iletişim uzmanı arkadaşlarımız var ve gerçekten birbirinden kıymetli, yeterliliğe sahip insanlar bir araya gelip bu programı oluşturduğumuzda herkes kendisinde bunun yansımasını görecek. Lakin haftada bir gün bu eğitimi aldıktan sonra birkaç gün bunu gözlemleyip koçluk sistemiyle, çok kullanıyoruz biz bunu, hani koçluk sistemi, evet, mentorluk, ama gerçek hayat yansıyabilecek bir uygulama haline bunu getirmemiz lazımdı. Ve biz diyoruz ki o zaman bir yaşam koçuyla beraber bütün ekip bir paylaşım platformu yapsın. Bir farkındalık platformu. Eğitimi aldıktan sonra ben şunu fark ettim. Ben bunu yaşadım. Ben şu olayı şimdiye kadar hiç böyle değerlendirmiyordum ama aslında bu olayın böyle de değerlendirilebilecek olduğunu fark ettiğimde kendimi çok iyi hissettim dediğinde bu eğitimden beklentisi yükseliyor. Ve bizim işte açlık seviyesi dediğimiz noktayı arttırıyoruz. Bir eğitime gelen kitle, bir eğitmen niye bunu söylesin değil mi? Evet. Ama işte bizim amacımız fayda sağlamak. Fayda, hani faydan gelir ya, çatırdamak. Hı-hı. Evet, çatırdatmak lazım bir şeyleri. Yumurtayı dışarıdan kırdığınızda bir yaşamı yok edebiliriz ama içeriden kırıldığında ortama bir yaşam gelir. İçinden bir civciv çıkıyordur çünkü. İşte o yüzden kişi kendi farkındalığıyla bir yerlere gelmeli. Siz dışarıdan çocuğunuza, oğlum sen şu bölümü oku, geleceği çok iyi, sevgili kardeşim sen artık şu departmandasın, şu departmanda çalışacaksın demekle bir insana çok büyük bir iyilik yapamayabiliyoruz. O yüzden kişinin kendi içinden yükselen o değeri fark ettiğinde talep eder hale gelebilmesi için soru sorabilmesi lazım. Ve soru sorabilmek bugünümüzün gerçeğinde cesaret istiyor. Evet. O yüzden de farkındalık istiyoruz. Kursayı biliyorsunuz az çok. Ben biraz girişte anlatmaya çalıştım ama zaten gerçekten işi yoğun bir kent. İşte yöneticiler, sanayi çalışanları. Böyle bakıldığında da stresin çok yoğun olarak hakim olduğu sektörler bunlar. Hizmet sektörü hakeza. Bursa'da çok ciddi bir ihtiyaç var değil mi bu konuda? Yani şu eğitim içeriğinden bakarsak en azından. Bu konu zamanlama açısından pek çok arkadaşımız ya da kurumlarla yaptığımız kurumsal toplantılarda ya ekonomik durumdan ya çok emin değilken, önümüzü göremiyorken cümleleriyle başladığında biz şunu diyoruz, tam zamanı. Evet. Çünkü krizleri fırsata çevirmek insanla mümkün. Ve insan kendi potansiyelini ortaya koyduğunda kuruma fayda sağlar. Ama dedik ya, Y kuşağının hakim olduğu bir yönetim noktasındayız. Motivasyon kaynaklarımızın artık değişmesi lazım. Sonra Z gelecek falan. Tabii ki, yani Z zaten gelmeye başladı ama yönetim seviyesi bir süre sonra bu Z kuşağına adapte olur
şekilde kendini güncellemediğinde daha büyük problemlerle karşılaşacağız. Yani burada kastettiğimiz karanlık fabrikalar değil. Evet, yapay zeka geliyor, insan unsurunu daha minimize edeceğimiz, ama oralarda değiliz. Belki bu da bu noktada bizim Tulparas Eğitim Ailesi olarak bir savaşımız. Diyoruz ki herkes kendini gerçekleştirme noktasına geldiğinde üretmeye başlayacak. Değer üretmeye başlayacak. Değer üretmek illaki fiziki olarak bir şey üretmek değil. Bir duygu durumu üretmek, bir iyilik hali üretmek, bir düşüncede farklılık üretmek bir üretimdir. Yani dışarıdaki yolda yürürken bir hayvana şiddet uygulayan birini görüp müdahale etmiyorsanız ortada çok büyük bir soru işareti var. O zaman bizim iyilik üretmeyi de destekleyecek programlara ihtiyacımız var. O yüzden öfke kontrolü, o yüzden stresle başa çıkabilme metodu, işte o yüzden etik, ahlak, hukuk diyoruz. Sadece bireysel olarak biz değil, sosyal yaşantımızda da var olabilmek için gücümüzü, çevremizi şekillendirmek üzerine de kullanabileceğimiz algısını biliyor olmamız lazım. Kurumlarda o yüzden bu çok önemli. Yani bir şirketle konuşmaya başladığımızda burada bir girdap etkisi yaratalım. Yani karşılıklı ben sizi de kontrol edebileyim. As üst ilişkisi olmadan, iyilik hali oluşturmak adına. Ortak, yani kurum içerisi bir sınıf oluşturduğumuzda ve kurumdaki insanlar bu eğitimi aldıklarında gelip de Kübra Hanım, nefes alışımızı böyle derin bir nefese mi çevirsek, bir sakinleşip ondan sonra bunu konuşsak cümleleri gelmeye başladığında diyoruz ki evet, bu eğitim amacına ulaşıyor. Çünkü önce asıl olan biz. Karşımızdaki insanın sesini yükseltmesinin benimle bir ilgisi yok. O kendiyle bir problemi var. Bu farkındalığı aldığımda kendime bir kalkan koyuyorum aslında. Ve çok cesur sorular sorabiliyorum. Yani sizde sırtımı dönüp bir başkasıyla kulis yapmak yerine Kübra Hanım, benimle bir sorununuz mu var? Fark etmeden bir şey yanlış mı yaptım acaba deyip gözlerinizin içine bakarak soru sorabilecek bir ekip arkadaşınız olacak. Peki şunu soracağım. Bu üniversiteden yeni mezun olmuş bir arkadaş veya 35 yaşında bir çalışan. Hepsi için, herkesin için, hedef kitleniz için niçin buna katılmalıyım? Benzer çok fazla eğitim olabilir belki. Özellikle İstanbul'da falan. Evet. Çünkü bu da bir 10 yıl önce iş hayatının içinde olmayan ama şu an olan bir şey. Belki daha sonra başka bir şey konuşacağız. Kesinlikle. Diyoruz ya, kuşaklar değiştikçe, yani bugün Y kuşağı var ama 40 yıl öncesinin eğitim normlarıyla beraber bugün yine eğitim alan şirketleri gördüğümüzde, o zaman zaman ve para kazancı kaybı noktasında bir kere masaya oturup konuşmak lazım. Yani dinleyicinin oturduğu, eğitmenin anlattığı, 2 dakika not tuttuğu ya da sabah başlayıp akşam biten eğitimlere maruz kaldıktan sonra kişinin kendisinde bir değişim beklendiği günleri yaşamıyoruz artık. Çünkü sizin vaadiniz şu değil, ben sizi çok iyi bir mühendis yapacağım ya da işte pozisyonunuz yükselecek, bakın şöyle olacak, böyle olacak gibi vaatten ziyade ben sizi sizle tanıştıracağım veya barıştıracağım, değil mi? Doğru mu? Kişinin kendi özündeki gücü keşfetmesiyle ilgili bizim derdimiz. Gerçekten istediğin hayat bu mu? Gerçekten istediğin hayatı mı yaşıyorsun? Gerçekten yaşadığın hayat için elinden geleni yapıyor musun? Ya da senin gücün ne kadar? Bir bardak suyu önümüze aldığımızda eğer ağzına kadar doluysa ve üzerine hala su koymaya çalışıyorsak taşacak. Ve bu taşma hali bize ve bizimle etkileşimde bulunan çevremize zarar verecek. O zaman önce benim kendi hacmimi bilmem lazım. Benim ne kadar yükü kaldırabileceğimi bilmem lazım. Benim önce kendimle bir barışmam lazım. Bunun için de bana dayatılan normları sorgulayabilir hale gelmem lazım. Başarı nedir? Bana başarısızlık hissiyle gelen o kadar çok öğrenci arkadaşım var ki. O zaman önce bir saniye. Başarı, kan, ter, gözyaşı, başkalarını mutlu etmek, birilerini geçmek değil, bir savaş hali değildir başarı. O zaman başarının tanımını sıfırdan yapmaya başladığımızda karşıya o zaman ham bir şekilde kendiniz kalıyorsunuz. Çünkü başarı benim hissettiğim mutluluk duygusu ve kendi yaşadığım hayattan aldığım zevkle paralel. Evet. İnsanın kendini gerçekleştirmesi de bununla paralel. Hasbelkader bir fabrikaya girmiş, 20 yıldır o fabrikada çalışan insan o fabrikayla öyle bir bütünlük içerisinde oluyor ki, o fabrikaya öyle bir kabullenişe giriyor ki
geriye sadece şikayet etmek kalıyor elinde. Çünkü diğerini değiştirebilecek algılarımız yok artık. Onlar kabule düşüyorlar. Daha geniş ve tekraren bir soru sorayım. Neden gelmeliyim? Gelmelisiniz çünkü kendinizle tanışmaya, kendinizi keşfetmeye geç kaldığınız her an, daha fazla şikayet etmek üzerine kurgulandığınız düzeniniz tam bir kısır döngüde dönecek. Yani şikayet edeceksiniz, bir şey değişmeyecek. Şikayet edeceksiniz, bir şey değişmeyecek. Değişen tek şey takvim yaprakları olacak. O zaman bir harekete geçmek lazım. Her zaman yaptığın işi yapıp da farklı sonuç beklemek mümkün mü? Değil tabii. O zaman farklılaşmak lazım. Ben mutlu değilsem, bir şeylerin değişmesini istiyorsam, bir başkasının insafına kendi hayatımı bırakmamalıyım. O zaman geri dönüp şunu bakmalıyım. Ben hiçbir şey yapamaz mıyım? Ben niye buradayım? Ben niye bir başkasının onayını onun sürecinde beklemek durumundayım? Belki ben birey olarak çok kıymetliyim. Kıymetliyim ama bunu farkında değilim. Kıymetliyim çünkü stresimi kontrol edemiyorum. Kıymetliyim çünkü öfkemi kontrol edemiyorum. İşte bu çünküler üst üste geldiğinde kıymetliyim kelimesi çok aşağıda kalıyor. Üstünü örtüyoruz. Sonra ne oluyor? Bir değersizlik hissi çıkıyor ortaya. Bu eğitime gelmelisin. Bu eğitime gelmelisin. O kıymetliyim hissinin üstündeki balçıkları şöyle sağa sola kenara çıkartıp, kendi özümüzle yapıp o cesur soruları sormak lazım. Peki son olarak şeyi almak istiyorum. Planını hangi tarihte başlayacak, ne zamana kadar sürecek, klasik bildiğimiz bir eğitim modülünden bahsediyoruz. Onun detaylarını da verirsek. Şimdi bu eğitim modeli şöyle, kurumlarda kurumun ihtiyaç duyduğu, daha doğrusu şöyle, kurumların arzu ettiği tarihlerde yapılandırabiliyoruz bu eğitimi. Bireysel açık sınıflarımız bizim Özlüce'deki ofisimizde, Tuğparası Eğitim Ofisi'nde kayıtla karşılıklı. Şu anda 4 tane sınıfımız doldu. 15 kişinin üzerinde, yani 15 kişi üst sınıf baremimiz var. Ki interaktiviteyi bozmayalım diye. Başvuru almaya hala devam ediyoruz. Bu yeter sayıya ulaştığında yeni sınıf açılacak. Hmm. Ama bu yeni sınıf açımı Ekim sonu itibariyle açılacak. Ama yani 18 Eylül'de başlıyorsunuz. 18 Eylül itibariyle, yani yarın bir tanışma yapacağız katılımcılarımızla. Çarşamba sınıfımız, Perşembe sınıfımızda bir tanışma programı, Cuma sınıfımızda bir tanışma programı. Bu tanışma programı insanların beklentilerini yükseltmek için yaptığımız bir durum. Yani lütfen bizi zorlayın. Lütfen geldiğinizde açlığınızı arttıralım ki, o beklentiyi arttıralım ki sünger misali, yani o sıkılmış hali suyun içerisine attığımızda o sünger maksimum suyla çıksın dışarıya. Evet. Ya o kişisel farkındalığı arttırmamız lazım. Bunun için de insanlardaki beklentiyi yükseltmemiz lazım. Tanışma modülümüz bu yüzden. Ondan sonra da iletişimde oyunlaştırmayla beraber 25 Eylül'de start vereceğiz ve 8 hafta sonra, yani 13 Kasım itibariyle tamamlayacağız. 21 Kasım itibariyle de ilk program mezunlarımızın katılım belgelerini vereceğiz. Peki ulaşmak isteyenler zaten siz de belirttiniz. Yine internet üzerinden zaten online kayıtlarınız var diye tahmin ediyorum. Online kayıtlarımız da var. info@tulparas.com'a mail de atabilirler. Her daim taze çayımız ve kahvemiz var. Randevu almak ön koşuluyla bir eğitimin olması adına. Buyursunlar, akıllarındaki bütün soruları cevaplayalım. Her noktada iki lafın belirini kıralım. Evet. Ve eğitim demiyoruz biz bunlara. Farkındalık platformu diyoruz ya. Farkındalık platformu, siz neye ihtiyacınız varsa ona yönelik olmalı. Şöyle düşünün, bir sağlık zirvesine gidiyorsunuz ve sabahtan akşama kadar bel ağrısıyla ilgili anlatılar var ama sizin beliniz ağrımıyor. Biz de diyoruz ki bunu yapmayalım. Sizin neye ihtiyacınız varsa onu alabileceğiniz bir anlatı üzerinden o farkındalığı bir alalım ve sonra diyelim ki ya evet, benim stres yönetiminde bir adım daha ileri gitmem lazım. Ben bu konuda fark ettim artık. Benim sorunum var. Ben stresi yönetemiyorum. O yüzden bütünün içerisinde yok olmak yerine bu farkındalık noktalarından sonra nerede yol alabileceğinizi ve nerede ilerleyebileceğinizi bildiğiniz bir farkındalık düzeyine erişmiş oluyorsunuz.
Peki kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Umarız faydalananı bulursun. Evet, aynı dileği paylaşıyorum ve böylece de programın sonuna gidiyoruz. Hoşçakalın. B Plus sundu.